Merhabalar, Derya ile Astroloji programına hoş geldiniz. Bu programda 8-14 Kasım haftası genel gökyüzü hareketlerini ve burçlara etkilerini konuşacağız. Hafta geneline baktığımızda aklımıza gelen her düşünceyi, fikri hemen hayata geçirmek isteyeceğiz. Bu yüzden hareketli, enerjisi yüksek bir hafta olacak bizler için. Tabi bazı engeller, ani alınan kararlarda sıkıntılarda yaşayabiliriz. Fırsatı olanlar bu hafta doğa yürüyüşüne, topraklama yapmaya zaman ayırırsa daha iyi olur. Haftanın detaylarına değinelim şimdi de. İlk etkimiz Çarşamba günü gerçekleşen Merkür-Mars kavuşumu. Çarşamba günü kesinleşen açı hafta başından itibaren etkili olacaktır. Merkür daha uzlaşmacı, mantıksaldır. Mars karar alıp uygulamaya koyulmak, savaşmak, yangına körükle gitmek ister, aksiyon ister. Hızlı karar verdiğimiz, hızlı düşündüğümüz bir hafta başlangıcı olacaktır. Bazı konularda sonuçlarını, getirilerini düşünmeden uygulamaya koyulabiliriz kriz çözmek için ve pratik çözüm bulmak için olumlu bir etki. Diplomasi gereken işlerde dikkat etmek lazım. İçimizdeki negatif duyguları, düşünceleri tutmak zor olabilir. Sineye çektiklerimizi, bastırdıklarınızı dışarı çıkarabilirsiniz. Acelecilikten ve dikkatsizlikten kazalara da açık olabiliriz. Dikkat etmekte fayda var diyelim. Perşembe günü gerçekleşen Mars-Satürn karesi ile bazı engellere rastlayabiliriz. Başkasının işinize karışmasıyla, reddetmesiyle, onaylamamasıyla çirkefleşme, öfkelenme gibi durumlar yaşayabiliriz. Olumlu kullanmak isteyenler başarısızlık, yetersizlik, güçsüzlük gibi korkuları mevcutsa kaynağına inerek, yüzleşerek, belirli farkındalıklara vararak değerlendirebilirler. Öfkesini bastıran insanın sorununun kaynağına inebilmesi için önce öfkesini kabul etmesi gerekir. Tabii bu açıların yanında daha olumlu bir etkiye sahip, büyük resmi anlamamızı sağlayacak, yanlış kararlardan dönmemize katkısı olacak bu açı da mevcut. Bu da cuma günü gerçekleşen Güneş Neptün üçgeni. Değişime daha açık hissedeceğiz. Kendimizi ilahi akışa bırakarak bazı olayların hiç de boş yere olmadığını anlayacağız. Yaratıcı olduğumuz, ilham perilerinden de güzel destek aldığımız bir süreç olacaktır. Hayal gücümüzde daha aktif olabilir. Geleceğimizle, hedeflerimizle ilgili yeni bir rota belirleyebiliriz. Kendimizi anlamaya, yaşadığımız olayları gözden geçirmeye vakit ayırabiliriz. Bu etkisiz gruplarında gerçekleştiği için biraz daha psikolojik ve ruh halimiz üzerinden etkilerini hissedeceğiz. Tabi biraz leylalık, ayakların yere basmaması durumunu da getiriyor. O yüzden duyduklarınıza, gördüklerinize hemen inanmamaya dikkat edebiliriz. Aldatıcı, yanıltıcı olabilir. Hemen ardından gerçekleşen Merkür Uranüs karşıtlığı ile düşüncelere boğulduğumuz, iç dünyaya yolculuk yaptığımız, kapatılamayan hesapları, affedilemeyen olayları gün yüzüne getiren durumlar devam edecektir. Kontrol dışı davranışlar sergileyebiliriz. İletişim ve sosyal ilişkilerde bir takım kazalar, yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Yargılayıcı bir tavır benimseyebiliriz. Geçmişi, pişmanlıkları, yerinde söylenmeyen sözleri düşünebiliriz. Ani sonlanmalar, hızlı başlangıçlar yaşayabiliriz. Pazar günü Juno Asteroidinin Oğlak Burcu'na geçişiyle ilişkilerde ciddiyet, istikrar, kalıcılık, sorumluluklar ve seçkinlik önem taşıyacaktır. Venüs'ün de Oğlak burcunda hareket ettiğinden gelip geçici ilişkilerdense, flörtlerdense biraz daha mantıksal ve uzun vadeli ilişkiler isteyeceğiz. Şimdi haftalık burç yorumlarına geçiyoruz. Koç ve yükselen Koçlar. Miras, borç, kredi gibi gündemlerinizde ani değişikliklere gidebilirsiniz. Yatırımlarınızda bambaşka bir yön, bir sektör değişikliğine gidebilirsiniz. Borsa ile uğraşıyorsanız kriptoya geçmek gibi. Varsa bir iş ortağınız, beraber yatırım yaptığınız biri ile yollarınızı ayırabilirsiniz. Ortak gelir elde ettiğiniz insanlarla eşinizin kazancı ile ilgili konularda daha çok gündeminizde olur. Bu alanlarda söylemek istediğiniz ama kendinize sakladığınız konuları dışa vurmak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizde de sert bir mizaca sahip olmaya biraz patavatsızlığa yatkınsınız. İlişkilerinize özen göstermekte fayda var diyebiliriz. Boğa ve yükselen boğalar. Adım atmak istediğiniz durumlarda otoriteden ya da kariyerinizle ilgili yaşanan bir gelişmeden engellemeler gelebilir. İkili ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda ani kararlar alabilir, bazı sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu gelişmeler ortak alınan bir karar ya da daha çok karşı tarafın isteğiyle gerçekleşen olaylar olabilir. Kendinizi hiç sıkıntıya sokmayın. Her son bir başlangıçtır. Daha güzelleri, daha iyileri hayatınıza girecektir. İkizler ve yükselen ikizler. 6. evinizde gerçekleşen bir yeni ay yaşadınız. İşinizle ilgili, günlük rutinlerinizle ilgili değişikliğe gitmek isteyebilirsiniz. Bu hafta iş yerinizde ani parlamalar, çıkışmalar yaşayabilirsiniz. Eğer aklınızda varsa iş değişikliğine gidebilirsiniz. Hayat rutinlerinizde artık farklılığa gidebilir. Düşünceniz varsa sağlıklı bir hayata geçebilirsiniz. Aynı zamanda bağışıklık sisteminize de ekstra dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Yengeç ve yükselen yengeçler. Ebeveyn olanlar çocukları ile ilgili bazı krizler yönetmek zorunda kalabilir. Bekar olanlarınız ise hayatındaki insanın kendine göre olmadığını düşünerek hayatından çıkarabilir. Size keyif vermeyen flörtlerinizle ilişkinizi kestirip atabilirsiniz. Hobilerinizi, keyif aldığınız alanları belki maddi sebeplerle, belki zaman bulamamanızdan bırakabilirsiniz. Aslan ve yükselen aslanlar. Yeni ayın akrep vurgusunun etkileriyle evinizin, aile hayatınızın gündemleri devam ediyor. Aynı bir fikirle gayrimenkul, toprak alımı, satımı gibi konulara yönelebilirsiniz. Ayrıca aile içerisinde miras gündemleri doğabilir. Aile bireylerine karşı içinizde tuttuğunuz bazı konularda anlayışlı olmaya devam etmek bu hafta sizleri zorlayabilir. Başak ve Yükselen Başaklar Yakın çevrenizle, arkadaşlarınızla, ticaretle, iletişimle ilgili konular gündeminizde olacaktır. Çevrenizden insan elemek, bazı insanlarla iletişiminizi kesmek isteyebilirsiniz. Eğer dahil olduğunuz bir anlaşma, sözleşme varsa iptal etmek isteyebilirsiniz. Ya da yeni bir sözleşme imzalayacağınız durumlar gündeminize gelebilir. Bu imzalanan sözleşme için ya da belirlediğiniz yeni hedefleriniz için kısa bir yolculuğa çıkmanız gerekebilir. Terazi ve yükselen teraziler. Akrep vurgusunu maddi kazançlar kısmından aldığınızdan planda olmayan harcamalar yapmanız gerekebilir. Birikimlerinizle ilgili ani kararlar alabilir ya da gelir değişikliği yaşayabileceğiniz bazı durumlar karşınıza çıkabilir. Bu konuları düzeltmek için attığınız adımlarda bazı engellemelerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin bu işi yaptıktan sonra daha maddi istikrar kazanırım diye düşündüğünüz durum beklediğiniz gibi çıkmayabilir. Özellikle bu hafta sonu doğru gelir gider dengenizi, belki yaptığınız fuzuli harcamaları ve nasıl şekillendireceğinizi düşünebilirsiniz. Akrep ve yükselen akrepler. Bu hafta sağlığınıza, iletişiminize ekstra dikkat etmelisiniz. Aile ve ev alanlarında çözmeniz gereken problemlerle karşılaşabilirsiniz. Çözüm üretirken ısrarcı, takıntılı olmamak, iki tarafında da hayrına olacak bir seçenek bulmak en doğrusu olacaktır. İkili ilişkilerinizle ilgili Ani ve beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Süregelen bir ilişkinizi veya finansal ortaklıklarınızı etrafınızı şaşırtacak bir kararla sonlandırabilirsiniz. Yay ve yükselen yaylar. Bu hafta iç sesinizi dinlemek, kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bir konu gündeme gelirse tedavi sürecine başlayabilir ya da kontrol yaptırmak isteyebilirsiniz. Mentor olarak biraz daha enerjinizi düşük hissedeceğinizden evde zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Kalabalık ortamlarda bulunmak sizi iyi hissettirmeyebilir. Çalışıyorsanız beraber çalıştığınız insanlarla iletişiminize, dengesizliklere ekstra dikkat etmelisiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız daha çok gündeminizde olacaktır. Bazı insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz ya da daha agresif bir dil kullandığınızdan tartışmalar çıkabilir. Karşı taraftan kavga anında söylenen bir cümleyle fazla alınabilirsiniz. Kendinize yeni gelecek hedefleri belirleyebilir, bunların doğrultusunda adımlar atabilirsiniz. Küçük ev aletlerinize de bu hafta dikkat etmeniz gerekiyor. Kova ve yükselen kovalar. Kariyerinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. İş yerinde bir sorumluluk yerine gelmediği için bazı tartışmalar, gerginlikler yaşanabilir. Belki kökten bir değişiklik yaparak yeni bir yere geçebilir ya da kendi işinizi kurabilirsiniz. Bu aldığınız kararlar etrafınızdan çok beklenmediği için farklı tepkilerle de karşılaşabilirsiniz. Sadece otorite ile yöneticilerle olan ilişkilerinize bu dönemde dikkat etmelisiniz. Balık ve yükselen balıklar Seyahatler, eğitimler, hukuki süreçler, yabancılar gündeminizde olacaktır. Şehir veya ülke değişikliği gibi uzun mesafeli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Yüksek öğrenim, hayatınız veya hukuki süreçlerde ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu alanda beraber çalıştığınız, iletişimde bulunduğunuz insanlarla fikir ayrılıklarına, tartışmalara açık olabilirsiniz. Yaşadığınız engellerle pes etmektense üzerine gitmeye, çözüm odaklı olmaya daha yatkınsınız. Bu durumlar sizlere yeni kararlar aldırabilir ve yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Bu programda 8-14 Kasım haftası genel gökyüzü hareketlerini ve burçlara etkilerini değerlendirdik. Gelecek programda görüşmek üzere.